En yoksuldan, bakın en yoksuldan doğrudan vergi yoluyla ve ücretlerden doğrudan vergi yoluyla neredeyse verginin %90'ı toplanıyor Türkiye'de. %90'ı. Yani bu şekilde toplanıyor. İçtiğimiz sigaradan, içtiğimiz, yürüdüğümüz sigaranın yoldan. Sigaranın sağlığa zararlı evet, olduğunu evet. Kuralları gereğince. Evet, bunlardan toplanıyor ben. Yani sonuç itibariyle. Doğrudan vergilerden toplanıyor ve yap işte devlet modeliyle de büyük kaynak aktarılıyor. Halen evet. De o aktarılmaya devam ediliyor. Evet. Buna ilişkin tek bir adım atılmadı. Bakın vergi paketiyle de. Yani birkaç tane belki doğru bir şey olabilir. Onu ben çok iyi bilmiyorum. Ekonomiden anlayan arkadaşlar daha iyi aktarabilirler. Ama sonuçta yani bu düzen içerisinde gerçekten kaynakları doğru kullanabilecek bir düzenleme getirmezler. Şimdi, çünkü göbekten bağırırlar. Şimdi soracağım Adalet ve Kalkınma Partisi yetkililere. Siz yap işte devlet modeliyle bir yeri verdiğiniz zaman Osman Gazi Köprüsü'nü kendi payınızı almamış mısınız ya? %100 almışlar. Yani onlar böyle Türkiye'nin hayrına falan ya da işte müteahhitlerin hayrına değil. Aynı zamanda kendi hayırları için yapmışlar. O nedenle bunlara dokunamıyorlar. Ve bunlar yapıldığı zaman da yani kimse bakmasın yani dostumuz hemşerimizdir Mehmet Şimşek aynı zamanda. Onun Maliye Bakanlığı döneminde yapıldı hepsi. Kamu özel işbirliği projeleri. Hepsi kendi bakanlığı döneminde yapıldı yani. Şimdi bütün bunların arkasında bir finansman modeli olarak sunuldu. Ama hepsinin arkasında büyük rant projeleri var. Sezgin Bey, şimdi de emeklilik sistemi değişecek iddiası var. Takip etmişsinizdir evet. Herhalde. O grafiği yönetmenimden rica edeyim. Bir ekrana getirelim. Ne 60, olacak 60, peki? Emeklilik yaşı kadınlarda 60, erkeklerde 65 olarak sabitlenecek. Şunu da hatırlatayım. Yani o erken yaşta emeklilik, işte bir günle kaçıranlar, onlar da hak arayışlarına evet. Devam ediyorlar ve bir kademeli emeklilik beklentisi var. Onu soracağım birazdan Sezgin Bey'e. İkincisi, yeni sistemde herkes ödediği prim gün sayısına göre maaş alacak. En düşük emekli aylığı belli bir limite getirilecek. Artık en düşük emekli aylığına hazine destek vermeyecek. Emekli maaşı düşük olanlara yol, gıda, kira gibi destekler sağlanacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şimdi yani bunlarla bakın şey, şimdiki emekliler diyor ki halinize şükredin yani. Öyle bir durum. Bunu söylemeye söylüyor şu anda emekli olanlara. Ya siz bu şu andaki emeklilere ne sağladınız ki böyle bir düzenlemeyi toplumun gündemine atıyorsunuz? Yani bu ne zaman yürürlüğe girecek, ne yapılacak falan. Bir de bu tartışsın diyorlar. Yani şu andaki emeklilerin durumu değil. Çalışanlar bir de bunu tartışsın. Halbuki staj mağdurları seslerini duymaya çalışıyorlar. Staj mağdurları var, Bağkur mağdurları var. Evet, eşitlenme, yani SSK ile eşitlenme meselesi var. Böyle adaletsizlikler var. Bunları bu gündemi örtmek amacıyla da şimdi toplumu işte çalışanlar bakımından bölmeye çalışacaklar. Ya bence yani siyasal ömürleri bütün bu düzenlemeleri yapmaya yetmeyecek. Onu ifade etmeliyim yani. Türkiye bu siyasal bunalımı, bu siyasal krizi çok daha yani 2028'e kadar taşıyacak yükte değil yani onu evet. Söyleyeyim.